الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات خسارımıza şifalar, borçlarımıza edalar, olmayanlara hayırlı evlatlar ihsan eyle. Ya Rabbim, anamızı, babamızı, bütün geçmişlerimizi affeyle. Üzerimize kul hakkı bırakma. Bizleri, borcumuzu, maddi manevi sıkıntılarımıza genişlik nasip eyle. Cümlemizi cehennemden uzak cennete girenlerden eyle. Allah rızası için bir inayetin Fatiha. Kepirsiz bağlarım, sökmeyin, sök parayı kesmeyin, kendi de unutmayın, cümle tehir işler. Ailelik aslında sadece mesleki dayanışmayı, mesleki birlikteliği amaçlayan, hedefleyen bir teşkilatlanma, bir örgütlenme yapısı olmadığını çok açık bir şekilde görüyoruz. Bir taraftan 11. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya gelmeye başlayan atalarımızın yerli sanatkarlar, güçlü zanaatkarlar karşısında burayı ikinci yurt olarak edinen atalarımızın onların karşısındaki rekabet gücünü korumak, mesleki dayanışmayı ve güçlenmeyi sağlamak amaçlı olarak belli prensipleri bir araya getirerek oluşturdukları, evet, bir mesleki dayanışma örgütüdür. Mesleki yardımlaşma örgütüdür. Ama sadece bundan ibaret değildir. Bunun yanında bir ekonomik örgüttür. Aynı zamanda ekonomik bir teşkilatlanma yapısıdır. Kültürel boyutu olan, hatta askeri boyutu olan bizim köklü geleneklerimizden bir tanesidir. Çünkü ailelik teşkilatı bir taraftan meslek mensupları arasındaki yardımlaşmayı, dayanışmayı, kardeşliği ve biraz önce ifade edilen bütün güzellikleri, aslında bütün evrensel İslami değerleri bir potada bütünleştirip esnafa, kardeşlerimize, bütün esnafa yansıtmayı esas alan bu kuruluş, toplumsal birliğin, beraberliğin devamı ve devletin güçlü olarak kalması için de çok büyük fonksiyonlar ifade etmiştir. Temeli İslam dininden alınma olan, İslam'ın o evrensel değerleri olarak ifade edebileceğimiz, eline, beline, diline sahip olma öğütü ve talimatı yine İslam'dan aldığımız bir talimattır elbette. Ama öbür taraftan da alnını, kalbini, kapını ve sofranı açık tutmayı gerektirir ahilik teşkilatı. Ahilik haftası münasebetiyle tekrar her vesileyle öndüğümüz tarihimize, atalarımıza ve onların ortaya koyduğu değerlere tekrar dönüp bakmak ve nefsi muhasebemizi yapmak suretiyle kendimize çeki ve düzen vermenin gerekli olduğunu ifade ediyor. Bütün esnaflarımıza, sanatkarlarımıza, zanaatkarlarımıza hayırlı, bol ve bereketli kazançlar temenni ediyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Gerçekten komşusunu düşünen, ben siftah yaptım, sen de git şu komşudan al diyebilen esnafın olduğu bir merkezdeyiz. İşte burası sabah dergahta zikirle başlar, dualarla kapılar açılır, akşama kadar burada yaşanan sevgidir, dostluktur. Ahilikten bahsetmek bahsedildi buradan. Aslında ahilik çokça üzerine konuşulacak bir konu. Bir medeniyetin oluşmasıdır Anadolu'da. Yine ahilik, inancın hayata dönüşmesidir ahilik. Ve bu ahilikle Anadolu ticarette, siyasette, ekonomide dünyanın ileri devleti halde gelmiştir. Herhangi bir iş ki besmele ile başlamıyorsa, hamdele ile başlamıyorsa o iş bereketsizdir, uğursuzdur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla esnafımız, işverenimiz, işçimiz, amirimiz, memurumuz bütün kültür ve değerlerini tamamen ayet-i kerimelerden, hadis-i şerifelerden esinlenmek suretiyle temellerini
bu güzel kültüre, bu güzel değerlere, bu ana ilkelere dayandırmak suretiyle oluşturmuşlardır. Ahilik, kardeşlik, mertlik, yiğitlik, yardımseverlik, misafirperverlik, dürüstlük ve vatanperverlik anlamına gelmektedir. Yani Türk ve İslam kültüründe ifade edilen güzel ahlak insan demektir. Ahi Arapçada kardeş anlamına gelen bir kelimedir. Diğer anlamı ise eli açık ve cömertliktir. Ahi olabilmek için gidilen eğitim görülen kurma da ahi ocağı demektedir. Bu öyle bir ocaktır ki oraya giren hem mesleğinde en iyi ustası olur, hem de ahlaki fazileti ve davranışlarıyla tam bir örnek insan olur. Mesleğinin basamaklarını çıraklıktan başlayarak yavaş yavaş olgunlaşarak tırmanır. Ustasıyla olan ilişkisi tam bir sevgi ve sabırla dayanır. Burada amaç başkasına muhtaç olmadan alnının terini, gözünün nuru dökülerek helal kazanç sağlamaktır. Ve işini iyi yaparak alacağı dualarla Allah'ın rızasını kazanmaktır. Esselamu aleyküm ya pira, ya ehlül fütüve ve rahmetullah ve berekati. Seyyidi sanat, şeyh, baki bi fütüvet teran ve mubibbari hanedan. Efendim, hal şöyledir ki, çarşı esnafımızdan bir mümin kardeşimiz uzun zamandan beridir Murat Usta'nın hizmetinde durmuş ve bütün hizmetlerini ora geçirmiştir. Murat Usta dahi bütün ustalık hizmetlerini yerine getirip bugün siz azizlerin ve büyüklerin rızası ile kalfasına destur vermek ister. Ta ki helal kazançla meşgul ola, ustasının çırağını uyara ve bu şartla her kim ki Hak Teala'nın ibadetini yerine getire ve şeriata ve tarikata muhalif amel kılmayıp onun emirlerine bağlı ve itaatli olan. Sayın Başkan. Böyle de görüyorum efendim. Tamam, öyle çekilir. Tamam, öyle çekilir.